Alkışlar Melisa Hanım için dördüncü yarışmacımız Melisa Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi olurdum eğer yarışmacıların hak ettikleri puanlara ulaşabilselerdi. Evet. 9000'den bahsediyorduk Hasan Bey'le birlikte ki en göz doldurucu performansı herhalde hanımefendiler bana kızmazlar. Hasan Bey sergilemiştir. Ne yazık ki yıldızımız tutmadı Ayşenur Hanım'la. Benden pek hoşlanmadı. Neden bilmiyorum. Performansına da yansıdı bu durum. Değil mi? Evet. Sonrasında Beyda Hanım geldiler. Çok güzel, güzel yarıştı başladılar. Sonuna kadar. Ama ne yazık ki o da Hasan Bey'le aynı kaderi evet. paylaştı. Son iki soruda takıldık efendim. Daha mütevazı bir sonuçta bitirdik. Evet. Yani bize bir kahraman gerekiyor. Umarım olur. Siz osunuz işte. O kahramansınız. Ama şu noktadan itibaren Emir Bey'i de düşünün. Evet. 25 tane harf alma hakkı bıraktı size Hasan Bey. Tavsiye etmiyorum. Almayınız. Umarım. Emir Bey'i nasıl sıkıntıya sokarız onun peşine düşelim. Evet. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi gelsin. Gürcistan'ın milli para birimi. Harf alayım bilmiyorum. Yapmayın yahu. Dramdan kolay. Lira değildir herhalde. Lira değil. Lira değil de çok benzer. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Liri. İ'ler yalnız geldiği zaman değil mi? I'lar. I'lar yalnız kesmez. Lini lira bilmiyorum. Gibi demiştik ya. Lira gibi demiştik. Lari. Lari. 4 harfli bir tek kelimedir. Buyurun geliyor. Melisa Hanım'ın ikinci sorusu. Diyor ki düğümlerle oluşturulmuş ağ biçimindeki örgü. Düğümlerle oluşturulmuş. Düğüm, örgü. Siz voleybolcuydunuz değil mi? Evet. File. Buyurun. 5 harfli bir tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Acelecilik ve ondan doğan... Telaş. Kargaşaya telaş denir. Çok güzel Melisa Hanım. Alıştığınız harfiye maşallah. Buyurun ikincisi de aynı hızı bekliyorum. İkinci ve şartlı cevap. Deniz dibinde yatan enkaz. Mesela gemi. Nasıl gemi? Batmış, batan gemi. Güzel, güzel. Bence onu 5 harfli yaparsınız siz. Batık. Olabilir mi? Batık. Batık gemi. Bunu tek başına batık değil mi? Evet. Gelsin yenisi. Artık 6 harfli cevapların peşindeyiz. Bu bir kelime değil efendim. Bu bir ek. Ek. Okay. Görelim nasıl olmuş. Bir adın sonuna eklenerek soy aile kavramı veren ve ünlü uyumuna girmeyen çoğul ektir. Sülale değil. Bakın çoğul ektir. Lerlar. Lerlar. Giller. Giller. Çok güzel. Neyse giller. Buyurun yenisi gelsin. Halk ağzında Ağustos böceğine verilen bir diğer ön ad. Yine nokta nokta böceği diye anılır kendileri. Cırcır olabilir mi? Bilmiyorum. Cırcır. Cırcır böceği. 2800 yaptı kasayı. Şimdi 7 harfli cevaplara ulaştınız. Şu ana kadar sadece ve sadece 2 tanecik harf aldınız. Şununla birlikte 3000'i de aşacağız. Hı hı. Sonrasında 9600'e koşacağız. İnşallah. Her şey yolunda. Süreniz de harika. Herhangi bir yerde takılırsak sürenizin bol olduğunu ne olursunuz tamam. unutmayın. Buyurun. Tek elle tutulabilecek boyutta veya miktarda anlamında bir söz dizisi. İki kelime mi? Evet. Bir avuç. Çok güzel Melisa Hanım. Harika. 7 harfli cevaplarınız için tek kelimeden oluşuyor. Sizi daha da rahatlatacak bir soru. Görelim. Olmayanı var etme özelliği doğrultusunda... Tanrı anlamında kullanılır bu sözcük. Yaratan. Bilmiyorum. Siz söyleyin. Yaratan. Emin olun kendinizden yaradan. Yaratan. 700 puan değerinde 4200 oldu kasa. 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap kaldı. Gelsin 8'likler. Bir kırsal yerleşim biriminde görevli olan din adamı. Halk ağzında kullanılan bir tabir diye kabul edip ikiye bölüp cevaplarsınız siz. Bunu zaten iki kelimeden oluşuyor cevabınız. Aa, köy. Kırsal. Din adamı. Hoca, hacı. Köy hocası. Köy hacısı. Değildir herhalde. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Köymüş. Ölsü tamam. geldi. Köy. Din adamı. Papaz değil. Yok. Hoca, hacı gelmiyor şu aklıma. Köy nesi olabilir? Bir harf daha alayım. Yapmayın, almayın. Uyuyoruz hazır olanına. Durdurdum o zaman. Duydurun. Köy hocası değil, köy değil. Ağası değil, köy... Camide.
Camide hoca vardır ya. Ya tamam da. Köy. Namaz kıldıran. Harf istemişlerdi. Ben durdurdum efendim. Ben durdurdum. İ. İ. Köy. Aa, takılmayın yapmayın, burada ya. Yapmayın. Köy. Namaz kıldıran. Evet. Uydum hazır köy olan. Köy imamı ya. Of. Uçtu gitti, uçtu gitti. Derin bir nefes. Burundan aldık, ağızdan verdik. Bakın her şey ne kadar rahat bir şekilde ilerleyecek şu noktadan itibaren. Hem vaktinde varmak hem de vaktinde hazır olmak. Dakiklik gibi bir şey olabilir. Mek, mak diye bitsin. Mek, mak. Vaktinde varmak. Vaktinde varmak, vaktinde hazır olmak. Vaktinde varmak. Boş verin vaktinde hazır olmak. Vaktinde var. Ulaşmak. Yetişmek. Nedir? Yetişmek. Yetişmek. İki kelimedir. Ne kadar kolay bir şeydir. Hele ki içinde bulunduğumuz zamanlar göz önünde bulundurulursa. Bir bakalım. Yabancı paranın milli paraya göre değeri. İki kelime. Kuru. Döviz kuru. Döviz kuru. Gayet güzel. Şimdi şu... Sarılmak sorusunu hatırlıyor musunuz? Evet. Beyda Hanım'a sorduğum. Ondan daha kolay. Çünkü daha yaygın kullanılıyor. Hı-hı. Ama aynı yapıda. Mecazi. Bir bakalım. Mecazi anlamda zorluk içinde gayret göstermek. Çaresizlik içinde çözüm yolu aramak. Çaresizlik. Çıkış yolu gibi ama mekmak değil mi? Elbette. Alın bir harf. Harf alayım. Zorluk içinde çırpınmak. Gayret. Çırpınmak. 800 puan. Ben nasıl bir uyarlanmış kesmez diyeyim. İki tanecik soru kaldı. 9300 puana ulaşabilecek durumdasınız. 55 saniye var elimizde. Sürenin hepsini kullanalım bence harf almak yerine. Tamamdır. 100 puan fazla olsun da 0 saniyeyle bitsin. Tamamdır. Haydi Melisa Hanım. Siz bu işi hallettiniz gibi. Kolun omuzla birleştiği yerdeki iç kısımda kalan çukurluk. Biliyorum ben bunu. İki kelime. Biliyorum ya. Dokunur musunuz kolunuza? Şurası değil mi? Omuzla birleştiği yerin iç kısmındaki çukurluk. İç kısmındaki. Şurası değil mi ya? Hayır, değilmiş. Kolun omuzla birleştiği yerdeki yerin iç kısmı. Yerin iç kısmı. Ben harf alayım bir tane. Yapmayın yahu. Yapmayın yahu. Bilmiyorum. Biliyor musunuz? Kolun omuzla birleştiği yerin iç kısmı neresi oluyor? Göğüs kafesi değil. Ben harf alayım. Harf istediler. Sınav bitiyor. İki kelime demiştim. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Çukur, çukur. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Kol. O kadar seviniyor ki Emir Bey bu aldığınız harflere. Aa, hiçbir şey canlanmadı kafamda ama. Kol değil değil mi? Kol ile... Omuzun birleştiği yerin iç kısmı. İç. Koltuk iç. Altı. Koltuk altı. 7 saniye kaldı elimizde. 9000 olabilecek durumda. İki kelimeden oluşuyor ama kafa karıştırabilir. Çünkü birden fazla cevap gelebilir insanın aklına. Yine de siz bir sürenizi kullanın önce. Tamam. Buyurun. İki kelime. Mekmak. Birine veya bir şeye karşı önlenemez bir istek hissetmek. 3, 2, 1... Harf aldık bir tane. Arzu duymak. Arzu duymak. İlk düşüncenize ne diyor? Harf aldık tamamlamış. 8900 puan çok güzel sonuç efendim. Çok güzel sonuç. Sizi bugünün şampiyonu yapacak mı? Ona Emir Bey karar verecek. Evet. Şimdi hak ettiğiniz alkışı bir duyun. Zannediyorum. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Dileğinin hakkıyla. Değil mi efendim? Bir afiş daha. Şeyi kesinleyeyim. Teşekkür ederim. Güzel günlerde harca. Çok teşekkür ederim. Harcarken bizi hatırlarsınız efendim. Hafta finalinde ne yapacağız? 9000'e doğru koşacağız. 9000'e kapısını doğru koştunuz. Çaldık. Evet. Bundan sonra o kapıyı açacaksınız inşallah. İnşallah. Hatta elimiz değmişken 9800. İnşallah. Tur finaline doğru. Aynen. Giderek daha heyecanlı oluyor. Giderek daha neşeli hale geliyor. Evet. Açıkça söyleyeyim. Artık zaten 4 kişilik bir taraftar kadromuz var. Onu zannediyorum. Temsil değil mi? Onu temsilcinize bir alkış daha verirsiniz. Hadi birlikte.
Güzel insanlarla tanıştık, keyifli vakitler geçirdik efendim. Buralardayız, sizleri bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.